Kıymetli bir hocamızın her fırsatta dillendirdiği ve bizlerle paylaştığı bir güzel söz vardır. Bir mütefekkirin dediği gibi der, hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki en mühim fark bir avuç iyi yetişmiş insandır. İşte cihanın bütün susuzluğu bu bir avuç insanadır. Nazif hocamı dinlerken bu güzel sözü de sizlerle paylaşmak istedim, hatırladım. Efendim şimdi de İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza Aydoğdu sizlere hitap edecekler. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Müsteşarım, değerli genel müdürlerim, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğretmen arkadaşlarım, şimdi değerli genel müdürümüz Nazif Bey'i dinlerken İslam tarihine bir gitti geldi. Ben personel genel müdürlerinin, insan kaynakları genel müdürlerinin niye cenaze namazının kılmayacağını şimdi daha iyi anladım. Allah yardımcımız olsun hepimize. Ben değerli konuşmacı arkadaşlarımız gayet güzel konulardan bahsettiler. Müsaadelerinizle ben samimi ortamda Sayın Müsteşarım birkaç şey arz etmek istiyorum. Tabii yöneticilik hakikaten zor bir meslek demeyeceğim. Çünkü bir meslek değil, zanaat diye düşünüyorum ben. Ama bunu kavrayabilmek için dünyanın nereye geldiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve dünya nasıl bir değişim geçiriyor ve bu değişimin sonucunda nasıl bir nesil yetişiyor ve bu nesli sevk edecek, idare edecek, yönlendirecek nasıl bir yönetici profili olmalı? Kısaca bunlar üzerinde durmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere bugün dünyada 15 bin kavram üretiliyor. Son 30 yılda üretilen bilgi, yani ondan sonraki 5 bin yılda üretilen bilgiden daha fazla. Günümüzde talep edilen 10 meslek, 15 yıl önce sadece bunların isimleri vardı. O zaman bunlara baktığımız zaman, şimdi biz çocuklarımıza neyi öğretiyoruz? Şu anda var olmayan işlerde çalışmayı, henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmalarını ve bilmedikleri problemleri çözmeyi öğretiyoruz. Çünkü gelecekte neyle karşılaşacaklarını bilmiyoruz. Bugün Facebook bir ülke olsaydı, herhalde Hindistan ve Çin'den sonra nüfusu en fazla üçüncü büyük ülke olacak. Biz genellikle tarih hocalarımız bize milattan önce ve milattan sonra diye öğrettiler. Bugün artık Google'dan önce, Google'dan sonra kavramlarını kullanıyoruz. New York Times gazetesinin bir haftalık bilgi akışı, 18. yüzyıldaki bir insanın hayatı boyunca elde edeceği bilgiden daha fazla. 4 yıllık mesleki teknik eğitim fakültesini okuyan bir öğrenci, 3. sınıfa geldiği zaman 1. ve 2. sınıfta öğrendiği bütün bilgiler güncelliğini kaybediyor. Ve biliyorsunuz 80 günde devr-i alem diye bir roman var. Fok diye bir kahramanı var. İddiaya giriyorlar. 80 günde işte dünyanın etrafında dolanacağız diye. Bunun yazarı da biliyorsunuz Jules Verne. Bu romanı yazdıktan sonra Fransız Bilimler Akademisi'ne müracaat ediyor. Beni buraya alın diye. Heyet toplanıyor ve reddediyorlar. Gerekçesi de şu. Diyorlar ki bu adam kafayı yemiş. 80 günde dünyanın etrafı dolandı mı diye. Şimdi bunun 8 yaşındaki bir çocuğa desek yine diyecek ki bu adam kafayı yemiş. Yani değişim hızı bu kadar ilginç bir noktaya geliyor. Peki böyle bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde nasıl bir nesil yetişiyor değerli arkadaşlar? İnterneti online oksijen olarak kullanan bir nesil yetişiyor. Emir komutayı sevmeyen, gönül komutayı seven bir nesil yetişiyor. İhtiyaçlarına göre değil, duygularına göre yaşayan bir nesil yetişiyor. Yüksek teknolojiye inanılmaz derecede uyumlu bir nesil yetişiyor. Biz sosyal hayat diyoruz, çocuklarımıza sosyalleşin diyoruz. Onlar sürekli sosyal medyayı kullanıyor.
farklı kültürlere inanılmaz derecede adapte oluyor bu arkadaşlar. Ve çok önemli bir şey, otoriteye karşılar. Hiç sevmiyorlar. Ve en önemlisi, çok ciddi anlamda değer görmek istiyorlar. Ve ilginç bir şey, eskiden annemiz babamız bizi öğretmenlere teslim ederken eti senin kemiği benim ya da öğretmenin vurduğu yerde gül biterdi diyordu. Şimdi öğretmenin vurduğu yerde ya veliler olarak bizler bitiyoruz ya da savcılar bitiyor. Güller değişti. Biz mektubu seviyorduk. Onlar şimdi WhatsApp, Twitter, Tango, Viberis çok seviyorlar. Biz yemekleri komşularımızla paylaşırdık. Şimdi onlar yemekler yapılınca hemen resmini çekiyorlar. Facebook'ta ve Twitter'da paylaşıyorlar. Bizim aşklarımız halılara nakış nakış işlenirdi. Şimdiki gençlerimizin aşkları vücutlarına dövme olarak işleniyor. O zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Biz onlardan yaşlıyız ama onlar bizden büyük olan ve dünyayı inanılmaz derecede hızlı algılayan, adepte olan ve dönemini yaşayan bir nesil yetişiyor. Ve bu nesli sevk etmek, idare etmek inanılmaz derecede zorlaşıyor. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, çocuklarınızı kendiniz gibi yetiştirmeyiniz. Çünkü onlar kendi dönemlerinin çocuklarıdır. O zaman dünyanın gittiği yer belli. Yetişen neslin özellikleri belli. Peki o zaman nasıl bir yönetici profili olmalı ve bu gençleri yetiştirmeli? İşte bugün bence bunun cevabını burada bulacağız. Ama ben birkaç kelime söylemek istiyorum bununla ilgili ve konuşmamı bitireceğim. Sihirli kelime aslında değişim. Yani eskilerin tabiriyle nasıl bir değişim? Geleneklerine bir taraftan bağlı, bir ayağı kültüründe, pergelin ayakları gibi, diğer ayağı da bağımsız olarak belki bütün dünyayı dolaşan bir insan profili olması gerekiyor. Yani dışı sahra-i kesretli olsun, içi de vahdet-i ummanda olsun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi, değişerek devam eden, devam ederek değişen bir yönetici profili olsun. Amacı olsun, hayali olsun. Bunun yanında değerli yönetici arkadaşlarım, bir şeyi de samimiyetle söylemem gerekiyor. Sevginin olmadığı bir yerde yöneticiliğin olmadığını düşünenlerden. Çünkü insan sevdiği işte eninde sonunda mutlaka başarılı oluyor. İnsan sevdiğine tahammül edebiliyor, sevdiğine sabır gösterebiliyor, sevdiğini hoş görebiliyor. Onun için sevgi olmadan bu işlerin olması da mümkün değil. Burada tabii yöneticide olması gereken vasıflar, kriterleri hocalarımız ve panelist arkadaşlarımız söyleyecekler ama ben insan kaynakları genel müdürü olarak kendime bir şey söylemek istiyorum. Bizim son zamanlarda en büyük vartamız, kusurumuz, hatamız, yanılgımız inanılmaz derecede bir kibir içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Bir şey bilmemiz gerekiyor. Ben bunu kendi şahsıma da söylüyorum. Bizler çok yetenekli insanlar olduğumuz için bu koltuklarda değiliz. Bence bu Allah'ın bir lütfudur. Hepimizin hayat seyrine baktığımız zaman çok zor şartlarda, çok imkansız şartlarda yetişmemize rağmen bugün geldiğimiz nokta elbette bizim emeğimiz vardır, katkımız vardır sebep olanların ama bu bir kader boyutuna baktığımız zaman Allah'ın bir lütfudur. Ve değerli arkadaşlarım, kibir cehaletle birlikte birleşince çok gülünç bir durum ortaya çıkıyor. Bence bizi şu anda bekleyen en büyük tehlike kibirdir. Onun için ben Rabbimden hepimizi bu kibir hastalığından korumasını niyaz ediyorum. Çünkü öyle bir şey ki bu kibir, hem ayetlerde hem hadislerde hem İslam tarihinde şiddetle men edilen bir konudur. Biz şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Demin Nazif Hocam anlattı, hakikaten çok etkilendim. Yani öğretmen olmak öğrencilerle ilgilidir ama
yöneticinin aldığı sevaplar ve günahları düşündüğümüz zaman bizim titreyip kendimize dönmemiz gerekiyor. Bazen oturduğumuzda koltuk bizi değiştiriyorsa veya ben değişiyorsam, biz hepimiz birlikte değişiyorsak bizim mutlaka dönüp kendimizi bir sigaya çekmemiz gerekiyor. Bu çok ciddi bir problem. Ben müsaadenizle İslam tarihinden kısa bir örnek vererek bu konuyu kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz Uhud Savaşı, Peygamber Efendimiz'in elinde bir kılıç var. Kılıcı kaldırıyor, diyor ki bu kılıcın hakkını kim verecek? Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, herkes ben deyince diyorlar ki ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir? Diyor ki Peygamberimiz, kırılana kadar düşmana sallama. Ebu Düccani Hazretleri, ben bunun hakkını veririm diyor. Kılıcı eline alıyor, dönüyor ve müşriklere doğru yürüyünce biraz da böbürlenerek yürüyor. Peygamber Efendimiz'in çok ilham veren bir sözü var orada. Diyor ki, bu öyle bir yürüyüştür ki Cenab-ı Allah bu meydanların dışında bu yürüyüşü hiçbir zaman sevmez. Ve bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in kalbinde zerre miskarı kibir bulunan cennete gidemez diye hadisleri de mevcuttur. Onun için bu toplantının bize, Milli Eğitim Camiası'na, bizim yapacağımız işlere hakikaten yön vermesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıya vesile olan İlim Yayma Cemiyeti'ne ve diğer gönüllü cemiyetimize çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Efendim, İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz Hamza Aydoğdu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar anlamlı, önemli, yerinde hatırlatmalar. Yani buradaki, az önce de ifade etmeye çalıştım. Her bir konuşma hem sol yanımıza dokunuyor, hem de düşünce ufkumuzda yeni pencereler açıyor.